qiyin holatga moslashish kerak bo'lsa, odatda 21 kun vaqt ketadi. Aytaylik, bir yaqiningiz o'lib qolgandan keyin 21 kundan keyin bir narsa uchun asar qilmaydigan bo'lib qoladi. Yetadi. Shu kipogan taqdirizni organizm moslashib qoladi. Sababi nima deb so'rashgan. Mikrosfera bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan taxminlarga ko'ra, bakteriyalar bizni nima deb o'ylaymiz? Aynan 21 kunlik to'g'ri bo'lsa, so'ramiz. Minimal statistik gapdi bu. Ya'ni nima demoqchiman? Oddiy odatda rivojlanish uchun 21 kun. Bir xil joyda 40 kun, bir xil joyda 20 kun, bir kun. Yugur ish qilmoqchisiz. Har kuni ertalab 1 soat yugurmoqchisiz. Tushunasizmi? Bir hafta qiynas, 2 hafta qiynas, 3-chi haftadan keyin u odat ketiradi. Buning uchun siz energiya sarflaysiz, siz uchun odatiy hol bo'lib qoladi. Kompensatsiya. Mana o'zi, shuning uchun ham 21 kun ichidagi deydi. 21 kun ichida bersa bo'ldi. Marra siz u yoqqa uje odamni nima berdi deydi, odamni odatini belgilaydi. Kimni yaxshi odatlar ko'p bo'lsa, odat degani siz energiya sarflamaysiz. Kitob o'qish uchun siz energiya sarflaysiz kerak. Misol uchun bir xil odam uchun. O'zini vaqt ajratib, alohida masalan, kimdir bilan, nimadir bilan voz kechib kitob o'qish kerak. Kimdir uchun odatiy hol. Har kuni hisobdan kitob o'qish o'rganib qo'ygan. Kitob o'qimasa nimadir yetishmayotgandek tuyuladi u uchun. Kitob o'qimasa uyqusi kelmay qoladi. Misol uchun, chunki bu odatda. Ya'ni o'sha odat bo'lishi uchun hali ketganda 21 kun to'xtamasdan shu ish qilish kerak. O'zida sinab ko'rmoq. Ya'ni bu statistika. Qaysidir etimni yana qaysidir qismga javobgar degan savol. Balki kimdir tasdiqlagandir, men bilmayman. Bu ko'p mana uspeshni muvaffaqiyatga uchragan hamma odam buni ishlatadi. Bir deyman. İşnavat. Qarang bizni. Ha, o'z tushib qoldim bir ikki marta. Sen ovoz eshitmagan uchun qo'ydim mikrofon. Savol bersa, savol eshitmayapti. Onlayn deyla qiynalmayapti. Nima gap ketyapti? Savol eshitmaydi, keyin javob bersam. Savolni qaytarish kerak. Xo'p, arteriya bilan ta'minlanish, har bitta organni arteriya bilan ta'minlanishini o'tamiz. Oshqozonni o'tdik. To'g'rimi? Jigar o'tdik. Jigariy o'zini hepatik komus kelyapti, keyin ikkiga bo'linadi, chapga o'ngga. Xo'p, duodenumni hozir gap qolgan. Undan pastini oshqozondan pastini hozir bir-bir gaplashamiz. Endi qaranglar, asosiy 3 ta katta qon tomir chiqyapti. Esingizda ichakka kelyotganlar toq edi, qolgan hammasi juft edi. Toq deganda o'sha ciliary artery, to'g'rimi? Mesenteric superior va inferior, to'g'rimi? Endi qarang, bitta-bitta gaplashamiz. Duodenum. Duodenumga qaysi arteriyaga kelyapti? Boshida esimizda biz ciliary arteriyadan kelyotgan supraduodenal artery deymiz. Bu qayerdan kelyapti? Supraduodenal. Ciliary artery. To'g'ri? Aortadan prima chiqyapti. Undan keyin common hepatic artery, undan keyin gastroduodenal esimizda. Gastroduodenal keyin jigar anaqaga duodenumga ketadigan arteriyani beradi. Undan keyin hali ikkita. Biz buni o'tganmiz. Anterior and posterior superior. Superior ciliary arteriyadan chiqardi, inferior qayerdan chiqardi? Superior mesenteric arteriyadan chiqardi. To'g'ri? Ciliary arteriyadan superior chiqadi, inferior supra mesenteric arteriya. Bular o'rtasida anastomoz hosil. Buni o'tgan edik. Keyingisi yeyunum. Yeyunum arteriyasini bilamiz. To'g'rimi? Qaysi arteriyadan? Ichki. Superior mesenteric artery, ya'ni aorta, aortadan keyin superior mesenteric artery, yeyunum artery, alohida yeyunum o'ziga chiqadi va undan keyin to'g'ri-to'g'ri ichakka to'g'ri-to'g'ri ketayotgan arteriyadan hosil qilinadi. Buni vaza recta deymiz. Hozir rasmga qaytaman, yaxshilab e'tibor beringlar mana.
bilasan. Vazirlikda qani yozuvda yozmoqda. Ya'ni to'g'ri-to'g'ri ketayotgan arteriyalar emas. Tushunami? Primoy chekka kirib ketadigan arteriyalar. Ya'ni shu arteriyalar vazirlikda deyiladi. Kengisi, ilimki. Ilimki ham xuddi shunaqa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Naqqatda farqi yo'q. Ya'ni appendix. Appendix ham bilishimiz kerak. Appendicular artery, ya'ni o'zining arteriyasi bor. Arteriya qayerdan keladi? Arteriya bu ham SMA'dan keladi, to'g'rimi? SMA'dan keladi, lekin yo'li sam otoz keladi, bilishimiz kerak. Demak, iliocolic artery, chunki qayerda cekunda joylashgan. Cekun nima bilan shuna yonida joylashgan ingichka chin tugashi yo'qoching boshlanishi deb aytsak. Demak, iliocolic artery keladi, undan keyin posterior cecal artery. Ya'ni undan keyin appendicular artery. Ya'ni ketma-ketlik bilishimiz kerak bu narsani. Nimaga? Chunki mana appendix belgilarini aytadi-da, i aytadi, mana shu joyga nima qon olib keladi, degan berib qo'yish mumkin. Shuning uchun aslida mana shunaqa u 1% yarim foiz uchrab qoladi hisobi, lekin bir-bir kelib qolishi mumkin. Xo'p, ana endi lagin testing. Lagin testingni bilishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni yo'g'on ichak bor-ku, ko'tariluvchi, ko'ndalang va tushuvchi. Ya'ni bu ichaklarni qon beradigan aytaylik arteriya ichida, to'g'rimi? Bittasi ismi, qatgacha beradi. Transversus uchtank. U yog'iga inferior mesenteric artery, to'g'rimi? Endi biz bilishimiz kerak nimani? Biz bilishimiz kerak uni arteriya keyin yana nimani beradi. Chunki tarmoqni bilishimiz kerak. Xo'p, arterial supply of ascending artery, ascending column. Ya'ni ko'tarilish qismi. Iliocolic artery and right colic artery. Qaraydi-da, ya'ni ichak tasavvur qiling. Chiquvchi qism o'ngdan chapdan yo'g'on. O'ngda. Demak, o'ngda right colic artery hosil bo'ladi. Shunday, right colic artery. A left colic artery qayerdan yo'qoladi? Shu uchun, ya'ni mashinaga e'tibor berasizmi? Demak, qaraydi, right colic artery va iliocolic haligi sekundan keyingi qism bor. O'sha qism sekund qolgandan keyingi qism haqida ketyapti. Qaysi qon tomiri orqali? SMA orqali, to'g'rimi? SMA, undan keyin iliocolic artery va right colic artery chiqadi. Tushunali? Haligi o'n bo'lgani uchun o'nni haligi arteriyalari chiqyapti. Xo'p, undan keyin proximal 2/3 of transverse column. SMA ismini biz, to'g'rimi? Ya'ni proximal deyapti. Qani ko'ndalangni proximal 3dan 2 qismini SMA qon bilan ta'minlar edi. Superior mesenteric artery. Xo'p, endi bu middle colic artery hisoblanadi. Demak, kol 3ta ekan bizda. O'ng tomon, chap tomon va middle. Shunga e'tibor beramiz. Va u middle bo'lgandan keyin va transverse colonning eng ko'p qismini SMA ta'minlagani uchun middle ham SMA'dan chiqadi. Superior mesenteric artery'dan chiqadi. Keyingisi, the arterial supply of the distal 1/3 of transverse column is from the left colic artery. Left colic artery descending va splenic flexure leaves. Ya'ni spleen joylashgan joy bor edi. Mana mana bu yo'g'on ichak. Colon. Bizda ikkita flexure bor, ya'ni burilish bor, ikkita. Mana mana shu ikkita burilish joyi, bittasida the spleen joylashgan. To'g'rimi? Bu yerda nima joylashgan? Liver. To'g'rimi? Demak, mana bu burchini the splenic flexure. Ya'ni shu yerda mana bu joyda mid, bu yerda right, bu yerda left colic artery bor. To'g'rimi? Demak, mana shuni nazarda tutmoq. Left colic artery bu yerga berar ekan va bu yerni qon bilan ta'min etgan. Left colic artery. Xo'p. Proximal descending, buni tushundik. An artery supply of the lower descending column is from the sigmoid artery. Ya'ni agar mana mana eng qism bor edi, sigmoidga o'tadigan qism. Mana mana joyini o'sha sigmoid artery ta'minlayapti. Tushunali? Sigmoid artery qayerdan chiqadi? Bu ham inferior mesenteric artery'dan chiqadi. Ya'ni colic mass uchun. Tushunasizmi? Sigmoid artery'dan chiqadi. Ana endi rektum. Hozirgi o'tgan joylarimiz bor, mana shu paytgacha o'tgan joylarimiz eng ko'p tushadigan arteriya bu aorta va aortadan chiqadigan ikkinchi tarmoq eng ko'p so'raladi. Inferior mesenteric artery yoki superior. Kesilik, mana shu narsani ko'p so'raydi. Maydalashmaydi.
left convex sigmoid tarmoq beradi. Keyin undan tashqari yana hozir aytamiz, yana rectum ham tarmoq beradi. Mana super rectal artery qatdan chiqdi. Super rectal artery IMA'dan chiqdi. Qarasizlar, inflammation tarmoqchi. Mana joyi hozirga yetgan joylarimiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tarmoq bilishimiz shart qaniga. Aortadan chiqdi, bildik. Super mesenteric artery yoki inferior mesenteric artery uni bildik. Inferior mesenteric artery colic artery deyiladi. Bildik. Left colic deyiladi. Endi mana shuni bilsa yetadi. Xo'p, endi rectumga kelganda biz endi qatdan chiqdi bir va nima bilan anastomoz hosil qilyapti? O'shani deymiz kerak. Xo'p. Demak, yuqori, o'rta va past arteriyalar bor ekan rectum. To'g'ri ichini. Rectum uchta arteriyasi bor ekan. Endi hozir nimaga e'tibor berishimiz kerak? Superior qatdan chiqyapti? Inferior mesenteric artery chiqyapti. Mana bu joyga yaxshilab e'tibor beraylik. Bu yerda arteriyasi venasi bilan bir xil. Yani vena hozir gaplashamiz, arteriyasi venasi bilan bir xil. Shu paytgacha gaplashganlarimiz hammasini arteriyasi venasi bilan bir xil, xo'p? Shuni e'tibor bering. Xo'p, superior rectal artery bo'ldi. Qatni olyapti, abdominal aortadan olyapti. To'g'rimi? Abdominal aortadan olyapti. Yani to'xtaydi, uzr. O'tkazmas ma'lumot e'tibor beraylik. Inferior mesenteric, ya'ni mesenteric arteriyadan olgani uchun mesenteric vena quyidagi. Tushunarli shu joy, ya'ni superior qismi mesenteric vena quyidagi. Buni bilib oling, mana shuni bilib oling. Ya'ni inferior mesenteric artery bor, bu xuddi shuni inferior mesenteric vena bor, to'g'rimi? Bu aortadan oladi. Bu portal vena deb shunis farq bor-da, mana o'shani bilib olishimiz kerak. Xo'p. Endi middle-ga kelamiz. Middle qatdan o'tdi. Middle common iliac artery. Endi bu yog'i iliacdan o'tdi, yonboshdan o'tdi. Shunisi, iliac artery-dan olgani uchun, iliac artery-dan olgani uchun, demak, internal iliac artery, middle rectal artery bo'ladi. Common iliacdan olganlar hammasi qatga qo'yiladi. Common iliac vein quyiladi. Tushunarli, mana shunga e'tibor beramiz. Iliacdan olyaptim, iliacga quyadi. Tushunarli, mana shu joyga yaxshilab urg'u berasiz. Xo'p, bu nimasi bilan muhim? Nimasi bilan muhim? Bitta narsani aytgan edim sizlarga, ichaklarni, ichki organlarni venasida klapan bo'lmaydi. Mana shuni kuchi yaxshilab e'tibor bering. Ichki organlarni venasida klapan bo'lmaydi. Lekin kaval sistemi bor-ku, past kovak vena, yuqori kovak vena misol uchun. Past kovak vena misol uchun. Yo'lda klapan bo'ladi. Ya'ni klapan bo'lgani uchun o'tdagi qon orqaga oqib ketmaydi. Tushunarli? Orqaga oqib ketish riski past, yo'q deyarli. Klapanmi? Yo'lda tepa qismlarida bir-bir bo'lishi mumkin. No, boshda, bu boshlanganida venalarda yo'q. Ularda klapan yo'q bo'lsa, orqaga qaytish riski bo'ladimi? Mana ichki organlarida klapan yo'q. O'shaning uchun ham mana misol uchun aytaylik, jigar zararlanganda portalni gipertenziya nima bo'ladi? Venalar rasshirenga bo'ladi, ishib ketadi, to'g'rimi? Nimaga ishib ketadi? Chunki ichki organlar venasi kengayib ketyapti, o'ziga yo'l ochadi, qayerga ketadi? Qatta anastomoz bo'lsa, o'sha yerga ketadi. Tushunarli? Agar klapan bo'lganda, anastomoz joyi ishib ketmasdi. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, qayer ishib ketishini bilishimiz uchun biz qayerda anastomoz bo'ladi, o'shani bilishimiz kerak. Demak, qaraylik, qatta ko'p ishib ketadi. Qayerda porto kaval anastomoz bo'lsa, porto kaval anastomoz qayerda bo'lsa, o'sha ishib ketadi. Tushunarli? Xo'p, endi bilib olishimiz kerak. Porto sistemaga quyadigan joy, anastomoz degan joy kavalni sistemaga, ya'ni yuqori yoki past kovak vena ketadigan joy bo'lishi kerak. Endi qaraylik, haligi inferior mesenteric artery qatga quyyotdi. Mana venasi bilan gaplashamiz. Vena yaxshilab e'tibor beraylik. Superior rectal vein qatga quyyotdi. Inferior mesenteric vein undan keyin portal vein. Tushunasizlar? Portal vein quyyotdi. Endi qolgan mana ikkitasi bo'lsa, internal iliac vein, ya'ni middle bilan inferior rectal vein qatga quyyotdi. Internal iliac vein quyyotdi. Undan keyin common iliac vein. Bu esa qatga inferior vein kelmaydi. Tushunadimi? Xo'p, inferior rectal vein internal pudendal vein u oxir baribir common vein. Sizlarga shuning uchun yuqori rektal
yukarı, yani yukarı bilen middle ortası. Kare, yukarı bilen middle ortası da anasınamız var, değil mi? Anlat edeyimiz, kare, yukarı bilen, mem ikitesi ortası da değilim, on son bilen. Yukarı bilen, koyan middle bilen inferior ortası da anasınamız var iken. Bıkıl kitapta inferior bilen değil, bıkıl kitapta middle bilen değil, değil mi? Çünkü iki arası bitti sistemi yapıyordu. Çünkü ben de kontağımda kuştaki elinde beynine tahta duyacağım. Benim her cahide plexus bu işim. Yani bu ciğer hareketleri. Yani bu ikidesi. Yani kavalma sistemi hareketleri. Şöyle böyle. Asosan middle olan superior ortasıdır. Demek iki arası middle olan inferior, iki arası katki kuyumadı. Inferior, yani kuyumadı. Inferior beni keyif, ahir. Yani bitti mühüm cahilerden bittesi ne demedi? Konkret edilen cahiler azıcık üçte, az gebleşemiz bunu. Demek bittesi bu rektenli konkret şekilde. Üçüncü cahilerde bir yerleri şikayetler. Sonra şimdi umumi haliyle içeklen grubuna soruşturamız indi. Şu pek geç otkanımız anatomiyası, fontanlara başka hemen farklar bitti. Demek yeyunum, ilium ve vajintesine haliyle kolon farklar bitti. Şimdi karaylar, şimdi bilmemiz varsinke var, yedimle yedimde bu da varsinke yok. Doğru mu? Kalın, bunu bilmemiz. Kendisi intestinal glands, bezler. Doğru mu? Bar, intestinal glands bar. Intestinal glands yani crypts etiyle bunu ciddi yön kopra. Ciddi kop, bunu nisbeten. Yani hamasta bar, leken yoğun içeri kopya yesinimiz. Xo'p, diametri keladigan bo'lsa, otadan aytib turibdi. Yeyunum bilan ilium small intestine, kichkina. Chunki diametri uchdan kichkina. To'g'ri? Ha bu 6-9 cm-gacha bo'lishi mumkin, yo'g'onchi diametri. Qopda chunki. Xo'p, ana endi bu hozirgi sanaganlarimiz hamma biladi. Endi yulduzcha qilib qo'yamiz, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyga. Demak, yeyunumda isirida bo'lsa, agar yani endoskop bilan deyarli kirilmaydi, bu yerga kirish iloji yo'q. Agar momoda autopsiyada ko'radigan bo'lsa, nimani ko'ramiz? Large, numerous and palpable circular fold. Ichkarida, ichakning ichkarida bunday halqalar bo'ladi. Ishni ham pilisosga naqasini o'xshatadi, gafirim. Ha, yo'q, gafirim emas, u tashqaridan ko'rinmaydi u. Ichkaridan ko'rinadi. Nimaga faqat ichkaridan ko'rinadi? Chunki mana bu yerda A deb yozib qo'ygan. Bu yerda yaxshilanib ketib boramiz. A fold other mucus and submucus. Shilliq bilan shilliq ostiga yo'naladi. O'sha hosil qilyapti u haligi burmachalarni ichkaridagi. Tushunadimi? Plicus circularis deydi buni, circularis. Endi qaraylik bu narsani yaxshilab e'tibor beramiz. Bu narsa iliumda kamroq, yeyunumda ko'p. Ya'ni bu ham yuzasini ko'paytirishga yordam beradi. Keyingisi no circular fold. Large intestine ichida bunaqa circular fold yo'q. Xo'p, keyingisi initial 2/5 of small intestine. Ya'ni qancha qismini tashkil qiladi, qayerda joylashgan, uni bilamiz, to'g'rimi? Birinchi duodenum, keyin yeyunum, keyin ilium-ku. O'shani nazarda tutyapti. Ya'ni boshlang'ich 5dan 2 qismini yeyunum tashkil qiladi, to'g'rimi? Terminal qismini ilium tashkil qiladi. Terminal qismi ingichka ichakni. Ingichka ichakni terminal qismi ilium, boshlang'ichi duodenum, to'g'rimi? Buni orasi yeyunum. Ya'ni small intestine deganda biz 3ta qism tushunamiz. Duodenum, yeyunum, ilium. Yani bu ketma-ketligi nazar. Xo'p, located qatdi. Umbilical region of the left side of the abdomen. Kindik nasa chaproqda? Kindik atrofida chaproqda. Xo'p, located in hypogastric. Ya'ni sal pastroqda joylashgan. Endi yonboshku oti bilan aytib turibdi. Xo'p, region and the right side of the abdomen o'rroqda joylashgan. Xo'p, asosiy funksiyasi, ya'ni long vas recta, ya'ni buni hozir arteriyalarni gaplashdik, bu deyarli tushunmaydi. Hamga e'tibor beramiz. Main site of nutrient absorption, ya'ni eng ko'p oziqa moddalar so'riladigan, vitaminlar so'riladigan joy. To'g'rimi? Xo'p, open often empty, to'g'rimi? Ochganimizda har doim bo'sh bo'lgan. Keyingisi, ilumda nima so'riladi? Juda ham muhim joylardan bittasi vitamin B12 so'riladi. Eng ko'p so'riladigan joy vitamin B12. Agar mavodo mana mana shu joy kesib olib tashlansa, Crohn kasalligi bor, u eshitganmiz. Crohn. O'sha Crohn kasalligida iliumni terminal qismi zararlanadi. Iliumni eng oxirgi yo'g'onchini qo'yadigan joyda aynan o'sha yerda B12 so'riladi.
o'sha payt o'sha kodni yaratish deganda operatsiya qo'sha kesib olib tashlanadi ichakni. Kesib olib tashlangandan keyin 112 so'rilmay qoladi. Odamga polning 112 ukol qilish kerak, injection qilish kerak. Tushunadimi? Ya'ni aytmoqchiman, 112 shu yerda so'rilar. Site of bile recirculation. Juda ham muhim joy. Ya'ni recirculation degan nima degani? İçek. İçekke doimiy ravishda o't yo'qligiga quyiladi, to'g'ri? O't yo'qligining tarkibida o't kislotalari bo'ladi, ya'ni tuzlar ko'rinishida va albatta bilirubin bo'ladi, xolesterol bo'ladi. Ya'ni bu yerda agar mabodo bile salts tuz deymiz, o't tuzlar doimiy sintez qilmaydi, bu tejab o'sha 5-6 ta sirkulyatsiya bo'ladi. İçekni terminal qism kelganda yana qonga so'riladi, jigarga boradi. Yana qonga so'riladi, jigarga boradi. Ya'ni mana bir kun ichida 5-8 marta shunaqa sirkulyatsiya bo'ladi. Ya'ni nimaga kerak bu narsa? Qadib sintez qilinmaslik uchun. Bile tuzlandi. U tuzlar nima qilib beradi? U tuzlar haligi o't suyuqligi bor edi. O't suyuqligini tosh hosil bo'lishini, quyulashib qolishini oldini oladi. Ya'ni uni tuz xolesterolni, bilirubinlarni etilib konsentratsiyasini eruvchan qilib beradi. Tushunamizmi? Konsentratsiya demaydi, eruvchan qilib beradi deydi. Agar tuz kamayadigan bo'lsa, tosh hosil bo'lish riski baland bo'ladi. Ya'ni agar biz shuni haligi sirkulyatsiyasini bloklab qo'ysak, uni so'riladigan joyini olib tashlasak, u doimiy axlat orqali chiqib ketursa, ana o't qopida tosh bo'lish riski baland bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Sabab qaysi sabab? Krondan keyin sabab shu. Kron kasalligidan keyin tosh hosil bo'lishining sababi shu. Bu sabab yarasa ko'p, uni gaplashamiz. Sabab juda ko'p. Har bittasini sababini bitti-bitti gaplashib chiqamiz. Bitta sababi mana kronni o't qopidagi toshi bo'lish sababi shu. Mana shuni aytib olamiz. Xo'p, undan tashqari kronni buyrakdan tosh bo'lishingiz kerak bo'lgan bo'ladi. Uni ham gaplashamiz. Nimaga unaqa bo'ladi? Xo'p, keyingisi thicker wall, ya'ni devor qalinroq ekan. Ingichka ichakni devor bor, devorning qalinligi qalinroq ekan. More vascular and redder living person than the ileum. Ya'ni bu yerda qon tomiri ko'p, chunki ko'p so'radi-yu, to'g'rimi? Suyuqlikni yaxshi so'radi, oziq moddani yaxshi. O'shaning uchun qon tomirlar nisbatan ileumga nisbatan kuchliroq, ya'ni ko'proq. Keyingisi, ya'ni ham qon tomiri ko'p bo'lgandan keyin shilliq qavatiga qaraydigan bo'lsak, qon tomir kapillari ko'p bo'lgani uchun pushtiroq, qizilroq ko'rinadi, tashqi tomondan. Terminal ileum and serous time e'tibor beringlar, nima deyapti? Centimeters above the cecum tip. Ya'ni cecumga yopishgan-ku, to'g'rimi? Cecumga yaqinligini aytib beryapti. Terminal ileum ends several centimeters above, ya'ni bir necha santimetr tepada, yo'g'on chegi nisbatan bir necha santimetr tepada tugaydi. Oddiy etilib joylashish haqida ma'lumot beryapti. Terminal ileum bu ileumni eng oxirgi qismi, terminal degan tuguvchi qismida. Mash terminal ileum qatta joylashgan. Bu yo'g'on ichini sekund bor edi ko'richak. O'sha yerdan bir necha santimetr tepada. Mana mana shu uch joyi terminal qism hisoblanadi. Ana mana o'sha joyda B12 so'riladi. Tushunami? Mana mana shu joyda so'riladi. Agar shu joyni kesib olib tashlasak, ya'ni shu joy ko'p zararlanadi o'zi kronda. Mana shu joyda ko'p yara bo'ladi. Xo'p, ana endi mana qorada qilib qo'ygan yo'g'on ichini o'ziga tegishli bo'lgan joylari. Mana bu gapni o'tirmadim. Ko'p anaqa suyuqlikni so'radi, shilliq ishlab chiqaradi, ich kelish shunga bog'liq, esidan o'tgan edik. Va yo'g'on ichini e'tibor beringlar-da. Site where sedative, anesthetics and steroids may also be absorbed when medication cannot be delivered orally. Mana aytaylik yo'g'on ichidan biz svechaga boramiz, to'g'rimi? Svecha qiladigan bo'lsa yo'g'on ichidan so'rilishi mumkin, to'g'rimi? Yoki aytaylik ayrim preparatlar qabul qilinganda ayrimlari ingichka ichadi, ayrimlari aytaylik yo'g'on ichida so'riladigan preparatlar ham bor. Ya'ni yo'g'on ichida suvdan tashqari shu narsalar ham so'riladi demoqchi. Xo'p, keyingisi. Tinea coli, appendicitis, epiploid va gastro. Buni faqat yo'g'on ichiga tegishli bo'lgan xususiyat. Ya'ni three longitudinal bands of smooth muscles. Ya'ni yo'g'on ichini ko'radigan bo'lsak, yo'g'on ichini bo'lsa, anaqa joyi bor. Anaqa joyi bor, masalan, yo'g'on ichini ko'radigan bo'lsak.
نمایش بند، longitudinal bands. چنانه یعنی مسکول دنی باره دکن، بود تم چیکار ازش سلخ مسکول باره کن، چون چون بو تارت دوبد. یعنی اتیلوم دا بیاک تارت دوبد، چون چون من دکه سکلات کل بو کالد. چنانه. ایند کینیس، appendicitis epiploid. یعنی یکشلا قایدیم بوزه، یوغان چینی، اطراف ده، من دکه یاغلار بوند. Yağlar bo'ladi, yani fatty tags bo'ladi. Bu ichki ichida yo'q. Tashqi tomonda yog'lar bo'ladi, alohida yog'on ichida. Bu yog'on ichining o'ziga xosligi. Va keyingisi gastrula. Mana aytganimiz gastrula. Agar biz ringenni ko'radigan bo'lsak, ya, ichki ichida misol uchun mana qaroq ko'rinsa, yog'on ichida mana ko'rinadi. Tushunali? Chunki gastrasi bor-ku, yig'ilib-yig'ilib turgan joyda. Yani circulation, kopçalanış devarının kopça olup kalıyordu. Yüleyen bu hususiyeti. Yani bu şu hususiyetle fakat yoğun içeği değişti. Koyan şahsını değişti. Sklat kese gaustratı yamranı mı? Sklat bu şu gaustrosu. Gaustrosu. Ayrım keserliğinde de şu gaustrosu yok kalıyordu. Misal şey değil o. Ulcerative colitis var. Yani yaralı kolit. O'zbekchasiga to'g'ri. Yaralik kolitda nima bo'ladi? Anaqa pipe degan narsa bor, ammo kanalizatsiya trubasi bor. Kanalizatsiya trubasiga o'xshab qoladi. Truba tekisku, to'g'rimi? Agar bariy yutadigan bo'lsa, mana qo'yib qo'yadi. Ish anaqa yo'g'on ichadi shu. Qani mana bunaqa gastro-gastro bo'lmaydi. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Tekis bo'lib qoladi. Tushunali? Pipe deymiz. Lead pipe, ya'ni qo'rg'oshinli bo'lgan deb oldim kanalizatsiya trubalari. Shuning qo'rg'oshinli truba simptomi bo'ladi. Lead pipe bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Portal supply, ya'ni portal system. Jigarni portalli sistemasi, to'g'ri? Biz ko'p narsani bitta yashashimiz kerak emas. Biz bilishimiz kerak portalli sistemaning komponentlari. Portal sistemiga nima o'zini qonun quyadi? O'shani bilishimiz kerak. Demak, 3 ta doni arteriya bilishimiz kerak. Superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery ve splenic. Uzur, arterimiz vein. Demek splenic vein. Bu da hamas portal vein'e kuyuladı. Portal vein kaç geledi? Hepatik sinusoid. Yani ciger yok geledi. Hama vein asan doğru. Ve buna, bulanı her bir düştar vein'e kattan konu alışını bilemez. Kendisi. Endi qolganichi oshqozondagi qonlarchi degan savol bermadilar, u portal vena o'ziga qo'ydi. Portal venani hosil qiladi tushdi. Katta-katta vena. Portal vena hosil bo'lgandan keyin uning hali gastric veins va boshqalar qo'yiladi. Tushunami? Portal vena o'ziga qo'yiladi. Xo'p, yaxshilab e'tibor beringlar bitta narsaga. Demak, superior mesenteric vein splenic bilan qo'shilgandan keyin hosil bo'ladi. Splenic vein o'ziga inferior mesenteric vein qo'shiladi. Ya'ni splenica qo'shiladi. Endi buning variatsiyalari bor. Uchalasi alohida qo'shiladigan variatsiya ham bor, superior qo'shilib ketadigan variatsiya ham bor, lekin eng ko'p mashina bersangiz. Tushunadimi? Eng ko'p. Shunda hozir qorin bo'shlig'idagi venalarda quyilishi ikkita bo'lishi mumkin ekanda, o'xshar yo portal vena va inferior vena kerak. Ikkovidan bitta qo'yiladigan vena. Masalan, bular mana bunaqa portalga qo'yilayotgan bo'lsa, anular renallar bunaqa interiorni o'ziga qo'yishi kerak. Ha, Cavalli sistemiga qo'yiladi. Cavalli sistemiga qo'yiladi. Ya'ni ichki organlar, ichki organlar deganda ovqat hazm qilish deydi-ku. Ovqat hazm qilish hammasi cheriz jigar bo'ladi. Mana shunaqa narsa qo'yiladi. Faqat bitta isquchenglar bor, mana svetcha qo'yadigan bo'lsangiz jigarga bormaydi. Chunki u haligi middle bilan inferior haqida gaplashdik-ku. To'g'rimi? Jigarda aynan o'tadi. Misol uchun dori qabul qilyapti, lekin jigarga ta'sir bordi. Buni biz cheriz jigar aynan o'tadigan suvda berishimiz kerak. Svetcha suv. Ko'rasizmi? Jigar bo'lmaydi. Xo'p. Haligi Cavalli sistema, ya'ni yuqori va past kovak vena, ularning o'rtasida ham anastomoz bor. Ko'rasizmi? Hozir portalni Porto Cavallo o'tamiz. Mana anastomozlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi Porto Cavallo. Porto Cavallo bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin Cavallo.
Çünkü iki xil bölüşü mümkün. Kava kava diyen yani yukarı pas kuvvet beyin ortasında. Inferior veni cave bilen misal üçün superior veni cave ortasında. Yani porto kava diyen de misal üçün itiyelim. Inferior veni cave ya ki superior veni cave nümen ortasında porto. Çünkü ne yani maşı anastanozdan az korup çıkamaz. Demek karaydı. Qovurğalar aro arteriyada var, venada var, doğru. Qovurğalar aro venada öz navbatida qaraydi. O'ng tomonisi azeusga qo'yiladi, mana. Qovurğalar aro venada qo'yilyapti, mana azeusga. Ham qovurğalar 1 2 10 ta qilib qo'ygan bor-ku. Buni qovurğalar orasidagi vena. Tushunali? Sog' bo'ling. Buni hammasi qatga qo'yilyapti. Interkostalni qatga azeusga qo'yilyapti 10 tomonni. Chap tomondachi Gemi azimüske koyuyor. Yani kurganın ara haması kuruldu. Gemi azimüske. Şöyle. Şimdi sol aldı. Bu gemi azimüske katkı koyuyor. Azimüs gemi azimüs. Gemi azimüs azimüske koyuyor. Ve öyle superior veni kevi yapıyor. Yani. Şöyle. Katkı koyuyor. Superior veni kevi yapıyor. Yani böyle yukarı kovak veni yapıyor. Yani çoğu yapıyor. Şimdi paski tamamdı. Bu halde azimüs bari diyor. Azibus boshqacha vena bilan qo'shiladi. Qaysi vena bilan? Bu ham bo'lsa, lumbar venadan qon oladigan, qaraydi. Mana subcostal vein o'shanga qo'yilishi mumkin. Ular hammasi mana mavjuddagi katta vena bor, chiyoda. Bu venani ascending lumbar vein bor. Ya'ni bel venalari, yuqori ko'taruvchi bel venalari sekin bu yoqda gemi azibus, bu yoqda azibusga quyiladi, qo'shilib ketadi. Ya'ni bu yoqda qanaqanasimiz bo'libdi o'shanda kava kava. Chunki mana bu ascending lumbar vein qatga qo'yilyapti. Inferior lumbar ascending lumbar vein, ya'ni bel vena. Inferior. Mana bu qaysi vena? Inferior. Inferior. Common iliac vein, common umumiy yon bosh venasi, to'g'ri? Mana mana shunga qo'yilyapti mana. Tushunasizmi? Yani vena mana mana bu yerga quyiladi. Lekin tepada, tepada mana ham joyda anastomoz bor. Demak, bu yerga ham berish mumkin, bu yerga ham berish mumkin. Ya'ni bu yerda yuqori past kovak venani anastomoz bor. Keyingisi, ana endi porto sistem, ya'ni porto kaval anastomoz haqida gaplashamiz. Porto kaval anastomoz deganda biz 3ta joyi aniq bilishimiz kerak. Aniq 3ta joy bilishimiz shart. Birinchisi mana bir-biran qilingan ezofagus pastki qismi. Ezofagus pastki qismi endi venalar bor. Birinchisi. Mana qaysi vena edi? Gastric vein. Left gastric vein. Yoki left gastric vein qaysi venaga qo'yilishi mumkin? Esophageal vein bor, ya'ni pastda qizilo'ngachning pastki venasi o'z navbatida qatga beradi, ya'ni o'ta plexusda, ya'ni plexus, ya'ni tor bor shu yerda. Qizilo'ngachning pastki qismida venus tor bor, u venus tor o'zini qonini qatga qo'yadi. Azibusga qo'yadi. Azibus qatga qo'yardi? Superior veni cave'ga qo'yadi, to'g'rimi? Endi qaranglar, bitta super vena kevi ketar ekan. Lekin uning pastki qismi, ya'ni gastric vein qat ketadi, left gastric portal vein. To'g'rimi? Gastric vein la portalga qo'yiladi. Endi agar portal portalni sistemada bosim oshib ketadigan bo'lsa, qon обратный orqaga oqadi. Chunki u yerda hali ketganimizda klapan yo'q. Venada qon orqaga oqishi mumkin. Ya'ni portalni venadan gastric vein yoqadi. Gastric veinni haligi plexusga oqadi. Plexusning kengayib ketadi. Biz endoskopda ko'radigan bo'lsak, qizilo'ngach pastki qismida venalar kengayib ketgan. Tushunami? Endi keyingisi, ya'ni bu birinchisi qizilo'ngachning pastki qismi. O'shaning uchun ham og'ir holatlarda qizilo'ngachdan qon ketadi, ozdan qon ketadi. Bu yerda bilmaydimi? Shuni aytamanmi? Yugullarni vena. U vaqtishi boshqa sistema. Chunki yo'lda
Yok, bu partayla hiperteninizdeki eteli ciğerleşişe sebep olabilen sebep bunun sebep olur. Peki partayla hiperteninizden uzun bunun sebep olur. İki kelesi sebep olabilen bir de kalın olur. Sonra yürekin 10 tamamen işlemesi, bütün hemen cahide zast olur. Yani yürekin 10 tamamen işlemiyoruz. Yürekin 10 tamamen işlemesi ne olur? Hiç kimse kanını eteli yukarıdan pas kovakmayadan kanını kabul etmeydi. Pas kovakmayınca diye hemen kan katına alır, dişki uygulladı onu. Bu yani ciğerde hem zastoy oluyor yani. Ciğerde şişeli bunun çok kaptan iş bir tabi. Daimi devam etse partan ne gibi etmeyiz yani bulat. Yani bu hiç ağır falan. O pek ciğerde basa diyen bu siz. Kendi. Başka falan. Hop kendisi. Bize de bilişimiz kere bölüyor. Ben hemen ikinci falan. Yoğun ki rektumda fazla gepleştik doğru. Neman ortası da superior bulan middle yok inferior. Yani iki arasının ortası da anasılamaz bu vakti. Ve itibar veriyle bu da kaysi ve kaysi veyni ortasında. Porto buna inferior veyni keyifmesin ortasında. Doğru. Yani inferior veyni keyifmanı kaysi veyni nasıl? Kaysi veyni nasıl? Yani etiyle inferior mesenteric veyni katke koyardı. Inferior veyni keyifmeyi koyardı. Doğru. Yani rektal veyni etmemizde. Doğru. Inferior and middle rectal vein. Doğru. Bu da hamasın bir yakak uyandı. Inferior mesenteric toplama değil mi? Ha, inferior superior toplama. Superior mesenteric vein kaç yakak uyandı? Inferior mesenteric vein. Superior rectal vein. Inferior mesenteric vein ya o inferior veini keyve yapıyor doğru. Ha inferior bulan middle rectal vein bu ise katke koyadı. Ahırı yani ahırı kele diyen joy common iliac iliac vein. Oxiri inferior vena cava. Ya'ni mana mana shu joyda, mana ikkalasining o'rtasidan anastomoz bo'lgani uchun, anastomoz bo'lgani uchun, agar mabodo bu yerda bosim oshib ketsa, bu yerda ham bosim oshib ketadi, to'g'rimi? Bu yerda bosim oshgandan keyin bu yerda ham bosim oshadi. Bu yerda bosim oshgandan keyin bu qayerga beradi? Bu yerga beradi, to'g'rimi? Va bu vena ham shib ketadi. Va qon ketayotgan joy ham og'izdan ketish mumkin ekan, qizilga chiqadi. Ham anal sohadan qon ketishi mumkin ekan. Farqlarni aniqlab siroz bo'lsa, og'ir holatlar. Tushunarli bo'ldi. Hozir hammaga tushunarlimi shu joy? Yaxshi. Keyingisi umbil qiz, ya'ni kindik atrofida. Uchinchisi. Kindik atrofida qaysi veynalar o'rtasida? Birinchisi para umbilical vein o'rtasida bo'lishi mumkin. Va qaysi vein o'rtasida? Ikkinchisi epigastric vein. Epigastric vein qatga qo'yiladi? Yonbosh veinlarga qo'yiladi. Doğru mu? Yonbosh veyni qatga boradi? Inferior veyni keyvaga. Paraumbilical vein partanli sistemaga qo'yiladi. Tushunarlimi? Mana mana shu ikkita veynani o'rtasida porto kaval anastomoz. Kaval shunt. Tushunarlimi? Xo'p, bular hammasi patologik holatda kuzatiladigan uchta shunt. Tushunarlimi? Uchta shunt mana shu holatda bo'ladi. Endi bu shuntda mana shu 1 2 3 bo'ldi, siroz bo'ldi, mana shu 2 ta 3 ta joyda veinlar kengayib ketdi. O'sha payt bizda masalan o'zimizda ham qiladi. Maxsus shunt yaratiladi. Ya'ni foyda o'sha xonaqani patsientni holatini yaxshilash uchun sun'iy shunt yaratiladi. Sun'iy shunt, ya'ni 4-chi shunt. Shunt mana 4-chi shunt. Nimaning o'rtasida shunt? Nimaning o'rtasida? Jigarni venalar o'rtasida va paskovak venaga etib jigarni aylanib o'tadigan shunt yaratadi. Tushunarlimi? Hozir ko'rsataman. Jigarni aylanib o'tsa bu portalli gipertenziya sekin kamayadi. Ya'ni portalli sistemadagi qon jigardan o'tolmayapti, chunki jigarda sirroz, biriktiruvchi to'qima o'sib ketganda jigar kelyaptida qon o'tolmagani uchun bu yerda qon zastoy bo'lyapti. Gipertenziya bo'lyapti.
Şimdi bizi şunu tiyaratımızda ciğerde helen oturduk onu. Çünkü orada basın kemiğe baktı. Kemiğe oturduk şunu. Plus tamamen, partani hipertensi kemiğe de, minus tamamen, orada hem azotla kayıt işlem yaptı. Filtre yok. Çünkü askolat meyneki filtrelenmesine oturduk oturduk onu. Yoğun içeyle konu vardı, filtre bulmasına oturduk oturduk. Doğru uzoq yashamaydi lekin. Ya doğru yaxshi fikr u lekin agar shuna qiladigan bo'lsangiz mana o'ylayman. Yo'g'on ichidan, undan tashqari ovqat yeganimizdan keyin juda ham ko'p qayta ishlash kerak bo'lgan narsalar qoningiz o'riladi ichida. Yo'g'on ichida bakteriyalarimiz ko'p, to'g'rimi? Bakteriya ko'p. Oqsil narsalar ko'p yesa, etingizni ichib qotadigan bo'lsa, ayrim dorilardan keyin juda ham ko'p ammoniya, endoskato ko'p so'riladi va u jigarga borib obrabotka bo'ladi. Agar jigar aylanmaydigan bo'lsa bu narsa ensefalopatiya beradi, sanat jigar ensefalopatiyasi. Bu asorati ham shu, ensefalopatiya chaqirish mumkin shu qo'yadigan bo'lsa. Shunisi bor. Ha, qismanda, hammasi emas. Ha, o'zi partani hipertenziyada jigardan o'tadi, lekin aytaylik 80% o'tmay qoladi, 20% o'tadi. 20% o'tayotgani obrabotka bo'lib o'tayotdi. Jigar tirik hujayralar bor, hali 100% emas. Masalan, joyda tushunib qoldim. Bu partal sistemada jigardan o'tib, keyin qayerga bo'lish kerak? Periferiyaga qayerga bo'lish kerak? Ha. Endi biz agar jigardan chetlab o'tadigan bo'lsa, qaysi tomir bilan shunday periferiyaga? Ha, shunday bo'lishi aniq chizamiz. Mana jigar. Jigarga partalni deyni kelyapti. Doğru mu? Portovin kim attı? Portovin. Portovin kegenle kegen. Bunun arkasında inferovin keyi var. Doğru mu? Inferovin keyi var. Bunun arkasında bak çizip koyalım. Bunge ciğer içinde 3'te venası var. Böyle bir. Bunu yutamız hepatik oyun diyemiz. Hepatik veins, yani jigar venaları, bu qattan oladı jigar venaları, şu abri botka bugün hemen az kayıt işlenen konunu olandı, askovat veniye kuyat. Yani, bunu bence joyda, itibar veriydi. Bana partani veni kev attı de, partani veni jigar hücayrlardan otuş geri, kegin jigar venaları yapıyordu. Şimdi noktalarımızı ne? No, ulap koysi, jigar gibi varmadı de. Jigar aylanib o'tmasin. Shunda ana shu sasutga qo'yilibdi. Sasutga qo'yilib. Tushunarli bo'lishi uchun ana rasmga qaraymiz. Demak, tips degan narsa bo'lmasa-da, hozirgi narsam, hozirgi yetilgan shun, foydali shun, tips deydi. Ya'ni tips nima degan? Transyugular, yugularni veinadan kirdik. Intrahepatik jigar ichida portosistemik shunt yaratdik, tips. Transyugular, yani bu kesip kesip oturmuyor. Kon tomir orqali kiriladi. Kon tomir içiden yurakka keldi. Yurakın o tomirini paskovat veniga o'tdi. Paskovat veniga jigar ichiga kirdi. Jigar venadan orqali. Tushunarli? Yani haligi orqaga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerdan keldi-da, yoki kirdi. Haligi kateter bilan tepadan kelgan bo'lsa. Nima qildi keyin? Between porto vein en hepatik vein, yani partani vena bilan jigar venasi o'rtasida shunt paydo bo'ldi. Ya'ni ayrimlar jigar orqali o'tyapti, lekin ko'p qismi aylanib o'tyapti jigar. Jigarga kirmasdan jigar venasiga o'tib ketyapti qon. Obrabotka bo'lmasdan, filtr bo'lmasdan, qani zararlanma hisoblan hammasi o'rta qon ajdorasiga o'tib ketyapti. Tushunami? Xo'p. Release portal hypertension by shunting blood to the systemic circulation. Yani sistema ge katta kan aynış sisteması ge aynen kan otku zor attı bu şundu attı. Bypassing the liver diye ana ciğerine aynen otku. From the tips can precipitate, yani precipitate diye ana ahvalı ağırlaştırdı. Hepatic encephalopathy. Ciğer ge bağlı kuluyan encephalopathy yana ağırlaştırdı. Şimdi and due to the decreasing clearance of ammonia from shunting. Yani
Ammoniya qayta ishlaydi jigar. Lekin biz aylanib o'tadigan bo'lsak, ammoniya qayta ishlanmaydi ham bo'lib qoldi. Tushunami? Ko'payib ketib qoldi va bu holatni og'irlashtiradi. Lekin har yil qonash, etil atsit bu belgilar kamayadi. Tushunasizmi? Xo'p, endi haligi 3 ta narsa, 3 ta shunt, zararli shunt, a 4-chi uni davolaydi. Shunaqa eslab qoling. Tushunadingizmi? Yozib qo'ydim. Viruses got but caput. A commonly seen portal hypertension in your blood doesn't work. Demek, 3 tane davolaydi 4-uncisi. Esophageal viruses, isovenal ortasida, left gastric, esophageal ortasida. Doğru mu? Azik üstüne koyuladı, bunu bildik. Hop. Demek, sizlere 7 soru geldi, tabi kesen geldi. Ahval ağır, karnından 2 litre su yokluğu alındı. Davleniyen 860, nefes alışı 30'da. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, oyoqlarda shish yo'q, qo'llarda shish yo'q. Oxirgi 3 oy ichida hozirga nisbatan aytaylik 4 kilo semirgan. Mana shunaqa bo'libdi. Tekshirdik, endoskop bilan tekshirganimizda qizil rang yashil pastki qismida cho'lchang simon narsada ko'rindi. Savol, bu qaysi vena? Bu yotoq deymiz. Savol bu nima deysiz? Shu cho'lchang. Nasıl mana shunaqa savol? Demak, javob nima bo'ladi? Kızım. Yani şu çoğu için isim onun arsa da değil mi? Kızımın geçtiği pas uçtan bir kısmı değil. Anastamalı. Esophagus vein bula. Left gastric vein anastamalı. Plexus. Demek ki kaysa vein de yoldu? Kaysa vein de yoldu. Karel. Cevapta esophageal vein tuçlu bu mıydı? Çünkü kızılın geç kol vardı değil o zeyn deskoptu. Kızılın geç koysa hem metalliydi. Left gastrosi. Azibus çıkı olduğunda en çok arkada. Azibus kattı mı karıyla? Korkalar ara veynele bari diyor. O şeyle buna kuyla diyen cahı değil. Cumasına. Hala gel esophageal kelime buna kuyla da azibus. Azibusu yeni deskoptu kuramıyorsunuz. Bu çıkar orada. Orkada en çok. Retta peyatını. Uzun. Ana kadar. Kokre kafasını en çok arkasında. Xo'p, nima demoqchiman? Sizlar qon tomirlarini bilishingiz kerak, nomini. Demak, to'g'ri javob hozirgina left gastric vein dan kelyapti o'sha qon. Tushunami? Left gastric vein dan kelyapti. Va hali ketganda esophageal qon tomirlarini kengaytirdi. Xo'p, umbilikisda paraumbilical i epigastric vein o'rtasida bo'ldi, to'g'rimi? Qorinni oldingi devordi. Rasm ko'rsatdimmi? Mana. Meduzani ko'rganmisiz? Meduzani boshida. Yani bir düzen boş. Atsit demez. Yani uşanın arası da karın. Bitten arası. Bir neşe sargı, bitten arası, bir neşe arası gibi opkeled. Sol çeytli ciroz. Hem atsit gibi opkeled, hem kaput meduzu gibi opkeled. Lekin atsit, kaput meduzu gibi opkeled. Şansı ne? İnternet arasında gördüğüm bir şey. Bunu böyle bir tamurlarla uçak koyuyor. Ama şimdi de zor boşluk. Lekin? Bunu hayal tomur yüzücüler teleangiyektezi. Teleangiyektezi. Karim, ciroz ver. Konuda estrogen kopek gidiyor. Erkek kişilerin sonucu. Ayolden erkeğinin kopek gidiyor bana da. Estrogen kopek boyanlar kegen. Estrogen gitti funksiyonlarının miktası. Arteriyolarını kengi getirendi. Arteriyolarını kengi getirendi. Ben arteriyolu kelendi. Uzun normali. Arteriyolu numar veredi. Kapilerle veredi. Doğru mu? Qaysi ko'p kapillarlarga tarqaladi, to'g'rimi? Kapillarlarni beradi to'qimiga. Endi agar nimalarga kelayotgan arteriyola o'z torayib tushishi kerak, kengayib tushishi kerak, to'g'rimi? Endi kengayib ketdi. Kengayib ketgandan keyin haligi kapillarlarga ko'p qon kelishni boshladim. Kapillarlarga ko'p qon kelgandan keyin o'g'lim kengayib ketdi, kapillarlar ham kengaydi. Bizda terida ko'rib tushgan ko'rinadi. Tushunali? Normalda yüzde bo'lishi mumkin. Demak, bular hammasi hyperestrogenizm hisoblanadi. Ginekomastiya bo'ladi erkaklarda. Siroz. E'tibor bering, yaxshilab sirozni ko'rsanglar, ginekomastiya bo'ladi. Shuning uchun, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, bular hammasi estrogen ko'p bo'lgan hisob. Demak, kaput meduziga sabab, demak, siroz. Eng ko'p holatda siroz. Qaysi vein, demak, bu qaysi vein ekan bo'lsa, qaysi vein bo'lishi mumkin? Boshqa. Aha. Para umbilikal yine. İşte anastamozlu.
epigastrik qaraylik. Nima bu naqa deymizda? Paraumbilikal kelandi, pastda hypogastrik, hypopas nozik bo'ladi. Uzr, epigastrik degani hypodan epigastrik. Demak, small epigastric wing. Epigastrik. Hop. Demak, epigastrik wing bilan paraumbilikal o'rtasida nisbat bo'ladi. Qorin og'ini deymiz. Xo'p, anorektalni tushundik, super bilan middle o'rtasida. Middle and inferior rectum o'rtasida. Bu tushundik. Anal kanal. Anal qism haqida gaplashamiz. Ishida bo'lsa gaplashgan edik, ikkita qismga bo'lgan edik. Upper bilan lower anal kanal. Ha, mana bu nima deyiladi? Rectum rectumi. Ya'ni divided into two parts, upper and lower anal canal. Divided by pectinate line. Yani bunun vatta ne muhakkali? Pectinate line muhakkali. Güzel mi bu? Şimdi her bitti tip anapası formüle tahmin edilişi. İnnovatçası linfasını yapışıyoruz. Hop, arterial supply. Hop, şimdi karayla upper formüle tahmin edilmekte. Hali etkimizi. Superior rectal artery. Superior rectal var idi. Yapışıyor. Fakat ki kuyvatı dozunu formu? Portu. Portu. Yani inferior mesenteric artery idi. Doğru. Kengisi. Yani arterial supply of the lower anal canal. Yani lower kısım kat ki kuyvat. Inferior rectal artery ki kuyvat idi. O kavalini sistemi kitap doğru. Formu yapıştık. Ha, middle. Middle kat ki kuyvat idi. Middle am. Kanide. Internal iliac. Middle rectal artery. Yani etmoqchi bo'lganim, middle rectal and rectum gaplashdik ko'rsangiz, rectal bilan oxirgi rectalga quyadi degan. Ya'ni middle rectal artery bo'lgandan keyin albatta esingizda bo'lsa, qayerga quyotdi? Cavani sistemiga ketayotgan edi. Ya'ni ikkitasi cavani edi, bittasi portal. Xomanini venusi. Ya'ni juda ham muhim jihatlardan bittasi nimada? Agar qon orqali tarqaladigan kanser bo'ladigan bo'lsa, yoki aytaylik yiringlarda, yiringni jarayonda qaysi limfa tugun kattalashadi deydi misol uchun, limfa haqida gaplashadigan bo'lsa. Qon orqali tarqaladigan o'sma bo'lsa, qaysi organga borishi mumkin birinchi degan savollarni beradi. Buning uchun bilishimiz kerak, haligi apram, lower part anal canal qatdan qon oladi, qatga qon beradi, qatga limfa beradi, o'shani bilishimiz kerak. Xo'p, venous drainage oldi, ya'ni vena arteriya bilan bir xil. Buni gaplashib o'tirmaymiz, to'g'rimi? Lower anal canal bo'lganda keyin inferior rectal vein orqali, inferior rectal vein bo'lganda keyin common iliac vein yaqinlashadi. Nima tushunamiz? Xo'p, superior bo'lgandan keyin, ya'ni tepa qismiga, tepa qismi superior rectal veinga qon beryapti. Ya'ni o'sha yerga qonni drenaj qilyapti. U qayerga ketyapti? Portal veinga ketyapti. Buni gaplashdik. Ya'ni endi bizga kerak bo'lgan joy innervatsiyasi. Ya'ni innervation. Xo'p, innervation of upper anal canal, ya'ni pectinate line tepa degan innervatsiyasi nima orqali bo'ladi? Autonomic nervous system. Ya'ni ixtiyorga bog'liq emas bu joy, to'g'ri? Ya'ni parasimpatik, simpatik orqali kontrol qilinmoqda, to'g'ri? Xo'p, ketyapti. Internal, qayerda? Internal anal sphincter, ya'ni ichki anal sphincter autonomik ekan. Ichki anal sphincter bo'shashi bizni kontrol qilmaymiz. Etilo qachon u ochiladi savol sizga. Qachon ichki anal sphincter ochiladi? Hissa paydo bo'ladi-yu, defekatsiya hissa paydo bo'ladi. Xohish paydo bo'ladi. O'sha payt ochilgan. Mana joyga e'tibor bering. Biz defekatsiyani o'tamiz, ya'ni perineum sohasida. Pelvic area ni o'tkazamiz, defekatsiyani o'tamiz-da. Qanaqa hosil bo'ladi bu? O'shani gaplashamiz. Просто bilib olgin mana CD-ga ajratish, axlat ajratish hozir oddiy tuyulyapti-yu. Bu global muammo bo'lib ketadi bir xil payt. Anekdot aytib beraman. Vaqt eshitgan bo'lsangiz, organlar tortishib qolishibdi. Miya aytibdi, men ham endi man kontrol qilaman, man shoh bo'lishim kerak, qirol debdi. Keyin yurak aytibdi, agar men qon bermay ko'ray, yashayinmasam, yo'q, man qirol bo'lishim kerak, chunki hammaga ozuqa man orqali boradi, man qon haydayman debdi. Keyin yo'qdan oshqozon aytibdi, agar men ovqat yemasam, uch kun salla bitta ham energiya bermaydi debdi. Keyin bitta organ jim turgan ekan, man bo'la qoli shoh debdi. Sen jim tur, sen oxiriga yetishing kerak gap debdi. Keyin
bir hafta qishnasi o'tkazmagan ekan, o'zidan keyin hamma tanbeh bor. Anas va shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, men nimaga buni aytdim hozir? CD ga ajralish va axlat ajralish bo'lgan bilan bo'lgan muammolar bo'ladi bir xil. Misol uchun aytaylik, CD ga nishonmay qoladi. O'tamiz. Yoki aytaylik, axlatini ajrata olmaydi o'smadan keyin, yoki aytaylik, axlatini ishonmay qoladi. Ayrim operatsiyadan keyin va buni ko'pincha ko'p doktorlar operatsiya qila olmaydi, to'g'ri olmaydi. Bu uchun katta muammo bo'ladi. Endi qachon biz o'shani operatsiya qila olmasak ham muammosini tushunishimiz kerak. Muammo qatta bo'ladi. Qaysi joyi ishlamayapti? O'zi normada o'zi qanaqa bo'lishi kerak? O'sha yo'ni bilishimiz kerak. Xo'p, chatda the internal anal sphincter, ya'ni internal ya autonomic nervous system javob berar ekan. Xo'p, autonomic non-voluntary control and sensation is limited to stretch sensation. Yani bunu hani yapacağız. Yani kaçan defikasyon hissi fayda oluyor dedi çoğunsa. Bunların hepsini yapacağız. Kengisi, innervation of the lower anal canal, pectin et line'ın pastaki kısmının innervatsası somatik eken. Somatik eken. Somatik bu gendeki miktar gibi olur. Doğru mu? Yani pudendal nerve, bunu istatma oluyor. Pudendal nerve innervatsası derken. Uyatli nefli yanında Uzbekçesi gibi. Ha, o şeyin. Yani pudendal nerve sadece de the external anal sphincter is and the voluntary. Yani bu ixtiyorga bog'liq. Tashqi sphincter xudoga shukr yaxshi ham shu sphincter bor, ixtiyorga bog'liq bu. Tushunali? Ya'ni agar bu sphincter bo'lmagan, ya'ni bu sphincter agar involuntary bo'lganda yaxshi ish bo'lmasdi. Non voluntary bo'lganda yaxshi ish bo'lmasdi. Ya'ni men nima demoqchiman? Sizlarga savol beraman, mana defekatsiya his paydo bo'ldi, to'g'rimi? His paydo bo'lganda qaysi muskul ishlayapti, qaysi muskul ishlamayapti degan savol berish mumkin. Ya'ni defekatsiya his paydo bo'ldi deb, o'zi nima jarayon yuz beryapti degan savol berish mumkin. External anal sphincter constricted, internal anal sphincter constricted, mana shunaqa savol beraman. İçki anal sphincter yopiq, ochiq, qaysidirda tashqarisi ochiq yopiq. Yoki aytaylik, rektalni muskullar qisqaryapti, rektalni muskullar bo'shashgan, mana shunaqa savol beraman. Ya'ni agar hissi paydo bo'lgan bo'lsa, har qanaqa biz endi hali yurib qaysidir ish qilayotgan bo'lsak, har doim external anal sphincter constricted yopiq bo'ladi. Biz xolasi ochiladi. Chunki bu xitor deb bog'liq. Endi savol bu, qaysi nerv orqali innervatsiya bo'ladi? Yani biz gaplashamiz qaysi nerv muskul ishtirok etadi bu diafragma pastki qismidagi hammasini gaplashamiz keyingi mavzuda. Mana har aytganimizdek, demak, pectinate line tepada upper, pastda lower anal canal. Shunday, bu yerda juda rektum boshlandi. Tepa qismi qizil qismi. Sphincter mana shuni ko'rmoqdim. Mana joyda mana qorada qilingan bo'ldi. Muskuldir shu. Mana external and ES deb yozibdi. External sphincter. Ko'rasiz? Ya'ni bu sirkulyar nimasi, kesilganda shunaqa ko'rinadi. Ikkalasi bir joyda yotibdi. Ikkalasi deganda qaysi nima? Men bilmayman. Ammo bittasi teparoq, bittasi pastroq bo'lganlar. Hozir. Ikkalasi external sphincter. Ikkalasi bir o'ringda joylashgan. Yo, ikkalasi emas, bitta muskul. Sirkulyar nimasi? Ichkan intervol. Isim. Chapter. Magnetosmi? Ha. Ya'ni u nimaqa narsada qarang. Hozir mana kesmada yaxshi tushunadi bo'lmaydi. Saf teparoqda joylashgan bo'ladi, o'zmi? Saf teparoqda joylashgan bo'ladi. Va e'tibor beringlar, bitta muhim jihatlardan bittasi faqat bilmas defikatsiyada boshqa muskul ham ishtirok etadi. Boshqa muskuldan ishtirok etadi. Muskul levator anio boshqa muskuldan bor. Bularni keyingi mavzuda o'tamiz. Ya'ni bu qorin bo'shlig'i mavzusi emas. Bu pelvic va perineum mavzusi. Tushunami? Pectinate line deganingiz bu shartli chiziqmi yoki haqiqatda shunaqa degan bormi? Bu yerda pectinate line ham g'adir-budirlik hosil qiladi. G'adir-budirlik hosil qiladi. Bu skladka deymiz ana. G'adir-budirlik, mana bu g'adir-budirlik. Bular nima hosil qiladi? Shilliq-shilliq ost qavatlarida hosil bo'lgan burmani hosil. Mana hozir keyin ozgina sabr qilsangiz hozir o'tamiz buni. Va buni aytaylik, kelib chiqishini embrionlik jihatdan ham bog'lasa bo'ladi. Va asosiy nima deydi, farqlardan bittasi albatta, вообще
tepasi anaqa endi derbidan tashqarisi ekta derbidan kelib chiqqanligi. Ya'ni ikkalasi qo'shiladigan joyi bu. Va o'shaning uchun ham epitelisida ham farq bor, ichkaridagi innervatsiyasida ham farq bor, chunki umuman kelib chiqishi boshqa boshqacha. Jadval bor-ku, hozir ko'rsataman, bittada tushunib olasiz. Savollarga javob sirasi bittada chiqadi. Demak, nerv innervatsiyasi upperda visceral innervation degani sog'lom autonomik degani visceral degani ichki organlarning innervatsiyasi bilan bir xil lowerda somatic innervation to'g'rimi pudendal nerve arteriyasi superior rectal artery to'g'rimi branch of inferior mesenteric artery hop inferior rectal artery qayerdan kelyapti pudendal artery pudendal artery qayerga qo'yadi keyin pudendal artery inferior to'g'ri ichkiga qo'yadi internal iliac vena qo'yadi u qayerga qo'yadi inferior vena cava qo'yadi hop endi venasini o'sha qaytaradi hop portal vena qo'yadi bu oxiri inferior vena cava qo'yadi buning uchun hop limfasi mana limfasi ham juda ham muhim joylardan bittasi limfasi tepa qismi qayerga limfa beradi drains to the internal iliac lymph nodes LN degani lymph nodes ya'ni ichki iliac bor edi-ku yonbosh ichki yonbosh mana bu arteriya bo'ladigan bo'lsa yonbosh ichki atrofida mana bu limfa tugunlar bo'ladi endi mana bu iliac artery yana ikkiga bo'linadi to'g'rimi tashqi ichkiga ichkisini o'rtasida mana bu limfa tugunlar bo'ladi demak qayerga berar ekan sarvga bo'lamiz mana bu joyga internal iliac lymph nodes tushunarli ya'ni bu juda ham muhim mana misol uchun aytaylik karsinoma bo'ldi ya'ni o'sha yerdagi adenokarsinoma rak hosil bo'ldi u rak aytaylik adenokarsinoma limfa orqali tarqaldi limfa orqali tarqaldida sizga savol qaysi limfa tugunida biz adenokarsinoma ko'ramiz degan savol berishi mumkin tushunarli agar u pectin linedan pastda bo'ladigan bo'lsa biz yonbosh sohasida joylashgan mana chovs sohasida joylashgan limfa tugunlarni kattalashishini ko'ramiz agar pectin linedan tepada bo'ladigan bo'lsa biz ichki o'rgiladigan mana bu internal iliac lymph nodesda ko'ramiz tushunarli juda ham muhim demak drains to superficial inguinal lymph nodes ya'ni chov sohasi bor-ku chov sohasi chuquri bor yuzakisida tushunarli demak yuzakisiga borar ekan yuza joylashgan limfa tugunlar kattalashar ekan hop mana endoderma ektodermadan qo'shiladigan joyni hosil bo'ladi mana ham ko'ryapsizlarmi mana tishsimon qavat hosil qilyapti shu yerda hosil bo'lyapti pectin endodermadan ektodermadan qo'shiladigan joyida hozir aytgan narsamiz below pectinic linea agar hosil bo'ladigan bo'lsa gemoroid external hemorrhoids hosil bo'ladigan bo'lsa gemoroidalning venalari kengayadigan bo'lsa shu yerda yoki aytaylik anal fissure hosil bo'ladigan bo'lsa ya'ni yoriqlar deymiz terisi yorildi o'sha yerda yoki aytaylik rak bo'ldi ya'ni squamous cell carcinoma bo'ldi misol uchun nima bo'ladi judayam og'riq bo'ladi painful bo'ladi tushunarli ya'ni anal fissure yoki gemoroid judayam kuchli og'riq chunki bu yerda pudendal nerve somatic innervatsiya tushunarli yoki aytaylik agar undan tepada bo'ladigan bo'lsa above pectinate line bo'ladigan bo'lsa ya'ni bu yoqda adenokarsinoma bo'lishi mumkin bu yoqda ham i internal hemorrhoid bo'lishi mumkin bu yerda not painful bo'ladi agar zararlansa og'riq bo'lmaydi birinchi faktor shu og'riq bo'lmasligi bu birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa haligi pectinate linedan pastda qanaqa epiteliy edi ko'p qavatli yassin muzlamligi to'g'rimi aynan o'sha epiteliy esingda tursin agar xavfli o'simga o'tsa mana bunaqa xavfli o'sim bo'ladi ya'ni squamous cell bo'ladi
Yassı kaçıyor. Yassı hücreni rakı bölüyor. Şuna diye kendi başımız kirli bölüyor. Eğer pektinit line'a tepede bölüyor mesela ADN karşısında. Yani bezli bölüyor. Adeno bez, karsinoma rak. Şuna diye bez hücresine haklı olsun. Şu cahaya etibar yapmıyorsun. Ama şimdi anal fiz şu, anal sohası joylaşken yorukla. Tear in anal derm below the pectinate line. Yani pectinate line'a pasta bularken bu ağır belirken düşünüyorum. Çünkü pasta joylaşken. Pain while pooping. Akılat acırat olurken ağır belirken. Blood on toilet paper. Yani kon acıralışı mümkün. Ve itibar veriyordu. Katta joylaşıyorduk. Sıla gibi maşına belirken verildi. Akılat acırat olurken de küçülü ağır belirken. 3 günden beri. İyi toilet paper'da kon çıkmadı. Kon acırat oldu. İyi sıla gibi soğuk bir işinden olduğu yeterli. Yani tasırlı verildi değil mi? Yaşlar karediyen bu ise anal teşiğin atrafı da yoruk borarken değil. Soğuk, bu pupinçe katta kosuldu. Lekin o yoruk katta joylaşken, yani soğuk verir. Peki etiyle katta en kub joylaşadı bu yoruk, odette, yani soğuk verir. Yani itibar verildi, meşe joyge yoruk, en kub joylaşan yani joy, located in posterior midline, posterior midline, yani anal teşik ne diyen bu sebebi. Ben bu olamayan bu sebebi, ama anterior, posterior diyen bu sebebi. Ve etiyle right, left dediğim bu şey, en kub joylaşan katta benim joyim yoruk. Şuna göre en kub benim de hosum bunlar yoruk. Posterior fissure. En kub hosum bunlar. Ne mi? Çünkü bu meşgulukta itibar göre this area is fully perfused. Çünkü biyodan fontanlı kirledi. Biyodan fontanlı kirledi. En ahir bir joyşu. Şimdi yaş komuna tam inlemeydi. Kolup etiyle defikatsa buldu. Kuniga 4-5 metri. 4-5 metri tuvaletin vaga bulantılı yendi uşak kuruydu. Etiyle yemirledi, yedirledi. Kon kemke yendi çünkü terini regeneratsası ötü sust. Sonrasında işi cahide yarak oluş riski bana. Arka sonrasında. Associated with low fiber diets and constipation. Yani iç kotu. Küçülüğü küçen vardı. Küçülüğü küçen vardı kendi ne oldu? Küçen işte demek ki ikili bana Dr. House dedi ki yine olsa da ulan o lübe joyda aksürcüden yakıp getiriyor. O zaman adam var. Ama ki tot koridorda yani yaklaşıp geçen. Bitti ki yine ana kasında etabda tuvalette kol yuva diyen joyu oldu. O şette Kaysdur keserliğine muhakeme atışı vardı kendi bölümde. İyi içkere de yaş oldu. Biz etabda 10 yaş mı? 9 yaş mı? Küçen otken ağzı, küçen otken ağzı ne işledi? Hamas. 5-6 metre küçen ağzı, çıkardı ki kolunu yu otken de itedi. Kupra o meyve gelmesi, küçükeni bozu yedim, sen de gelme ve ağzı demem deyim deyim. Tavsiye kırarım. Yani etmakçı bu yanım, küçen kendi ne meyliyim arayı böyle de? Küçülü küçen de. Küçülü küçen kendi ne böyle? Hem de beynleri izledi. Beynlerini attık üzüledi. Birincisi. Daimi böyle diyen bu bunlarsa. Ben aldı Gemoroy denli vena degani bu shilliq ost qavatida venada kengaygan venada bo'ladi. Va u ayrim odamlarda aytiladi, moyil bo'ladi surilishga, qimillashga. Ya'ni u stromas qattiq bo'ladigan bo'lsa, miy venalari kengaysa ham joyida turadi. Lekin ayrim odamlarda venalari kengayadi, ko'chadi kengayadi. Shunday, shunday. Demak, bunga nima bo'lish kerak birinchi faktor? Birinchi faktor u venalari kengayish kerak. Bu bir. Kengayish kerak. Ayrım adamları da daimi kengeye uğradıyken bu da tromb hasıl oldu. Yemreden de beynanın içinde küçük bir daimi aptop büzüldü. Daimi bu da tromb hasıl oldu. Ve o kengeye uğrup yani tromb hasıl oldu. İpiliz şıllı kavaktan koç edildi. Şıllı hasıl kavaktan. Yani beynin taşkarıya, analt değişikten taşkarıya çıkıp oraya düşürüyor. Şuna diye. Üstü teyarı. Anakta tübünce koyuyoruz. Bunu yaşlar kaydediyen bu sebebi bu beynin. Bu işin için davamı böyledi. Glukokortikoidni beramiz. I+ og'riq qoldiradigan va I+ yana shilliq qavatni etiladi, zararlanishini oldini olgan shu rux oksidi, alyuminiy oksidi shunaqa aralashgan bo'ladi. Agar mana antigemoran, paroktazon degan dorilar bor. O'sha sostavini ko'radigan bo'lsangiz, hammasi hali ketgandek og'riq qoldiradigan GKS I+ shilliq qavatdan mustaqil. Shunaqa narsa. Maqsad
oruq qaldırış, məqsəd tikilənişi yaxşılaş və üçüncüsü tromb hasıl olacağını aldırmış. Qız yalıqlanışı olduğunu aldı, etdim o? Yalıqlanırdı. Vasper uşan üçün oruq üçlüyü olurdu. İki kız yine tromb hasıl olacağını kəməkdir. Xəlik farkı indi. Upper bana lower anal kanalı farkları. Arterial supply, venous drainage bunu yapılaştık. Lymphatic drainage bunu yapılaştık. Innervation yapılaştık. Doğru mu? Yine passing yapılaştık. Embryologic derivation. Yani derivation. Endoderm, upper, lower ectoderm. Bunu yapılaştık. Epithelium, yani endoderm. Simple, yani özür, simple columnar. Lower the stratified squamous non-keratinized. Yani muzlanmagan. Doğru. Agar tumor rivojlanmagan bo'lsa qanaqa tumor rivojlanadi? Palpable, yani palpable enlarged superficial node will not be found. Present, do not complain of pain. Yani agar rivojlansa ham og'riq bo'lmaydi. Doğru? E'tibor beringlar-da, agar bu yerda, ya'ni upper-da rivojlanadigan bo'lsa, limfa tugun qattiq kattalashadi. Interno. Ha, biz u palpatsiya qabul olmaymiz. Yo'q, qabul olmaymiz. O'shancha aytyapti. Aytyapti, will not found, ya'ni palpatsiya qilsa bo'ladi, ya'ni limfa tugun bo'lmaydi. Tushundingmi? Xo'p, endi qaranglar. Palpable enlarged superficial nodes will be found. Buni topiladi agar lowerda bo'ladigan bo'lsa, uzr. Lowerda o'sma bo'ladigan bo'lsa, qayerda kattalashadi limfa tugunlar? Çox sohasıdır. Superficial inguinal lymph nodes. Esidirəm? Mənə drainage qoruyulur. Deep nodes, superficial inguinal nodes. Deep nodes deyəndə hər yer iliq, internal iliq after inguinal. Çox sohasını gəlməsən, femoral sistem mənə çox var mı ligament var ki? Ligament. Uşan atrofu. Şuna qədər itibar verir. Mənə bükülgəndə, son çanaq bükülgəndə uşa soxası. Linfa tugun. Mənə en kök mənə yetiyli tizzə soxasıdır. Tizzədən sal tepədə, yirinli cərəyanlı oldu. Amsesi oldu, başmanası oldu. Uşa paytan uşa çox soxası linfa tugunlu qoptarışı. Teradəki özgərişdə bu kök. Yığılıbdır, şu çanaq. Genaro ilə gəpləşdik. Hazır fark. Lower bana upper'dan hasıl olsun. Cigar. Cigar hücerelerini bir rol yaklaşıp etmemiz. Karayla cigar anatomiyası diyende bize 8 segmenti borligi, 8 segmenti birbirine nispeten, kanaka joylaşken, bundan biopsi alış, bunların hemen sırrıgı teşebbü edin kitapta bor. Eğer okumak için olsaydı, bir rol koyup çıksaydı, böyledi. Lekin bu narsa kendine kendine düşerdi, o yüzden boşluğundan kotırmadım onu. 8 segmenti değil mi? Anatomiyalı da okuyan bu seviye geri onarsan. Hop, liver tissue architecture. Yani tokmasını, arhitekturası. Nispeten az gene gitse o ekranımızda. The functional unit of the liver, elbette bu funksiyonel birliği hesaplanıyor. Doğru, ciğer. Ve itibar verir, geksana tuz ölgen. Amlaka tuz ölgen. Doğru mu? Ortası da... Çoğalıyım, ciğer. Merkezde nima joylashgan? Ana. Central. Otadan ko'rinadi. Central. Central vein bor. Central veinga qon keladi yo central veindan ketadimi? Ketadi. Keladi. Keladi. Fikriz bilan hal bo'ladi. Mezdol vein aktivlanadi. Keladi. Sizning ham fikringiz o'zgartiradi. Keladi ham ketadi endi. Keladi ham ketadi, yo'q, yana o'zgaradi. Sizning fikringiz juda ham muhim bo'lib ketdi. Yo'q, oxirgi nuqta. Belaklarga ketadi. Aha. Mezdol veindan keladi. Haqqandan bor. Oxirgi so, mana shu central vein deysiz. Central veinga qon keladimi yoki ketadimi? Yo, emas, aniqiga aytinglar, yo, to'g'ri, undan qayerdir ketadi, to'g'ri bu. Men aytmoqchi bo'lganim bo'lakka yuzasidan-da, mana bo'lak keladi. Bo'lakda keladi. Keladi, keladi. Keladi mi hali? Shahzoda keladi bizga. Keladim, keladi chunki. Yaxshi. Bu yerda bosh. To'g'ri. Bu yoqda. Ha, triada bor edi bu yoqda. Vena bor edi. Dva shot deydi, arteriya bor edi. Bile duct bor edi.
bel web var idi. Üç tanesi var idi. İ vena, keken venlere sinusoidle hasıl kılardı. Doğru mu? Demek kan central vein tamam hareketlendi. Şimdi yazıp koymayın. Central vein islam kalıyor. CV'ma central vein. Yani central vein'ye kan kelerken. Yani kendisi gelen deme keler. Central vein'ye. O da dıva üçte de. İki tanesi aldım. Vein'le. Karayla. Dıvanın içinde ne var? Vein'le. Kaysı vein? Arkok değil mi? Artal vein. Artal vein'le. Hasıl boyun vein'le. Doğru. Kızılca. Hepatik artery. Doğru. Hepatik artery'in tarmağı. O keyinçeliği tarmağı. Kaysı boyun. Yani ne madem akşam? Yönelişim birleşimiz gereği. Arteriyelden vein'i koşup getirdi. Arteriyelden vein'i iki arası. Central vein tamam hareket. Çünkü arteriyelden portal etkili vein 70% ciğerli bir yerine yapalım. 30% 25-30% 20-30 değil mi? Hepatik artery. Yani ciğer arlaş kombinat tamir edin. Ciğer nevi hepatitleri bir içeride şun şiş kıladı. Lakin arlaş kombinat işe yapalım. Nasıl yapalım? Çeti dergi kopra kesalı. Onu az ki olmaz. Sabır kılıyor. Az. Her bunu tuyluk yapacağım. Size tutkenlerse cüdeye muhum. Kanakı konu oladı. Her bitti o zonları gibi olamayız. Her bitti zonu ne iş kıladı. Bunu muhum bilip getirsin. Hop demin. Hepatik artery, portal vein. Kelas aralaşarken. Bulakçıyı kırvatken. Çünkü ne? Demin aralaş kon kelerken. Demin buradan yönelişi bitti bu iş gibi. Doğru. Katki hareketle ne oldu? Merkez geldi. Merkez geldi. Şunu var bile buna. Bitti doğal merkezine taş kaldı. Bunu mu? Ot yolu. Bitti doğal ot yolu. Katki hareketlendi. Taş kaldı. Şunu alıyor. Bana ben bu merkezden taş kaldı. Bitti ot yolu. Şunu bile var bile. Şunu alıyor. Kuddanın dıva var. Cigar iki ot kendi. Arteri vene çıkar yıkardı. Ot taş kaldı çıkardı. O şengen o şengen. Abi şunu bile var. Bu bile birinci bilişimiz gereği böyle. Şimdi ikinci bilişimiz gerekiyor yalnızsa. Portal triad bunu yaklaştık. Minimum joy triad deyildi. Doğru mu? Minimum central vein deyildi. Bunu bilemez. Ama bu yapma yapsa. Hop. Linfa yan bilesli. Taşkarıya. Tokumadan taşkarıya çıkardı. Bunu ham. Demin kan tomur. Tokumayı kese. Linfa tokumadan çıkardı. Bunu bilemez. Bunu bir noktada oturmadı. Şimdi asosu joy ki olmaz. Apical surface of the hepatocytes. Faces to canaliculi. Mam hepatocyt. Hepatocyt hücrelerdi. Tamam dedi. Hepatocyt hücreler. Apical degani bazal membranadan qarama qarşı tomonda. Bazal membranası. Doğru mu? Mam apical kısmı. Apical surface. Şurali. Etot hepatocyt qatki qarab turadi. Bile kanalı kılayıcı karakteri. Orası yani benim hem joyda bazal kısım var idi yok. Yani bazal kısım diye de sinusoid ile joylaşken. Sinusoid capillary. Bana bakıyorum sinusoid capillary. Ha, ortası da bulsa apikal kısmı da. Neyse joylaşken apikal kısmı da. Ot kısım. Şuna ne? Bile kanalı kılmayı. Aha. Aha. Bu bölek. İçinde iki kavat bölüp joylaşken hepatocitler joylaşken. Etrafı da. Ben ağzım ben bir ağa hepatocitlerini çizemiz ben. İçinde joylaşken hepatocitler. Bu cerreleden ibaret. Bana ulan ortasından itilip bile duct ve kanal kapillerle yürüyor, sinusoid kapillerle. Ve bunu ben de tutuzluyum. Bazal nefesinin bir oda, apikal yüzdesi bir oda. Şuna ne bunda? Hazır trasımda kursundan bir de çoğum olasın, bu kırışın. Hop, kendisi, Cooper hücreli, katlı joylaşın, Cooper hücreli, Cooper neydi? Makrofagla, doğru mu? Makrofagla. Katlı joylaşın, located in sinusoid. Sinusoid bu ara, kurulsan sinusoid ile, benim sinusoid. Kapillerle, korosla. Sinusoid kapillerle de makrofagla joylaşıyor. Hop, Kupffer cells located in sinusoids. Hop,
sarıda ko'rsatilgan mana bu makrofonda. Hozir rasmda bitta chun bo'lasiz, keyingi rasmda. Ya'ni makrofaglia sinus o'yga joylashgan ekan. Keyingisi yellow arrows cell vector demani direct blood cells qabul etamiz. Keyingisi hani birinchi hujayra Cooper hujayralari. Demak, gepatitsitdan tashqari bu yerda Cooper hujayralari bor. Bundan tashqari yana bitta hujayra bor. Satellit hujayralari, ya'ni yo'ldosh degan satellit. Yo'ldosh yoki ikkinchi nomi ito hujayralari. Ya'ni qo'y ito hujayralari bor ekan. Ito hujayralar qayerda joylashgan? Cells in the space of this cell. This cell nima degani? Mam sinusoidlari. Mam sinusoidlari bilan gepatitsitlar o'rtasida mam this cell bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. This cell space. Endi this cell space da maxsus hujayralar bor ekan. Bu maxsus hujayralar. İto hujayralar deyiladi ekan-da. Bu ito hujayralarning funksiyasi nima? Ya'ni ito qayerda joylashgan bilishimiz kerak. Ito o'zi nima qiladi tushunishimiz kerak. Birinchi funksiyasi vitaminni depozit. Qaysi vitamin? Vitamin A. Vitamin A o'sha to'planadi. Bu birinchi funksiyasi. Ikkinchi funksiyasi agar mabodo jigar hujayralari regeneratsiya qilish qobiliyati yetmay qolsa, ular o'sha haliga yetmagan joyni to'ldirib qo'yadi. Ya'ni fibroz. Jigarning fibrozi ito hujayralar hisoblanadi. Sirroz ito hujayralar hisoblanadi. Shuni eslab qo'ying. Kapillardan bazal membranaga oziq ovqat o'tishida endi osmot o'tishida ham ahamiyatli rasmi chunki o'tirib bo'sh ovqat o'tiradi. Ha, ha. Yo'q, ahamiyatli emas. O'zi o'zi qondan o'zi o'tib turadi. Sinusoid degani kapillarni endotelis orasi ozgina ochuvroq degani. Tushunarli? Kapillarni orasi ochuv degani qon o'ta olmaydi. Ya'ni bemalol diabetes degan narsa bor-ku. Suyuqlik, qon ichidagi narsasi o'ta olmaydi. Bemalol. Xo'p, vitamin A to'plarkan, endi to'plarkan, undan tashqari produce extracellular matrix. Hali aytganimizdek, agar aktivlanadigan bo'lsa, mana hujayra zararlanadi, gepatitsit o'ldi. O'zi normal gepatitni o'zini to'ldiradi, yaxshi ko'payadi. Afsona bor, eshitganmisizmi? Anaqa mif. Osib qo'yadi odam ton uchiga va qorinni kesib jigarni ochib qo'yishadi. Har kuni kelib burgut keladi, o'sha odamni jigarini cho'qib ketadi. Mana ertasi kuni kelib yana yeyman desa, haliq jigar o'zini tiklab olgan. Ya'ni jigar haqida shunaqa afsona bor, jigar o'zini o'zi tiklab oladi. Qachon sirroz bo'ladi? Qachonki shu tiklash qobiliyati zararlanishdan zararlanishni tiklab bera olmaydi. Ya'ni zararlanish tiklanishdan ustun bo'ladi. Biz tushunamiz. O'shandagina o'rni-o'rini biriktirish to'xtamaydi. Odamlar regeneratsiya yomon qismi bor. Şu vakitlerde, 70% okuşası tıklamadı. O da 70% okuşası tıklamadı. Ne demek ki? 70% belki tıklanmaz. Peki etkili, bana misal için. Siz donorsuz de, kim duruyor? Cigariz bir olsun. Siz cigarizin 40% bana, peki etkili 30% verilir o adam diye. Şu 30% bana ülkeye yaşatıyor. Jigarda rezeksiya qilsa bitib turganmi? Ha. Transplantatsiya jigar qilinadi yo. Qarindoshi o'zining jigarini beradi bolasi eshitganmisizmi? To'g'ri, ikki xil bo'ladi transplantatsiya. O'likdan qo'yish bor. Bu hamma ham ko'rmaydi. Ikkinchisi qarindoshdan qo'yadi. Tushunarsizmi? Jigarni qo'yotgan bo'ligini beradi. O'zining qarindoshi. U sirroz bo'lganiga sotib qo'yadimi? Sirroz bo'lgan jigarni olib tashlaydi. Qo'lini to'liq olib tashlaydi. Hani karandaşla bitti bölümünü alıp koyarız. Kim o usadı da tıkladı. Usadı. Nagroska düşünüyor musun? Şöyle prenç koyayım kayıt mesela. Şimdi o Nagroska bol iş ana. Ama onun usuna ihtap oldu bıraktı. Boşuna. Demin hazır bir olay. Demin cigarı yaşlı koyarken. Demin responsible hepatic fibrosis. Demin cigarı fibrosis'e sebep olarken. İşte funksiyon. A vitamin to'playapti, fibrozga sabab bo'ladi. Shuna qoldikmi? Yaxshi. E bu oson joy edi. Endi asosiy ko'p savol tushadigan joy kimamiz? Zonada. Bu zonada haqida gaplashishdan oldin sizlarga bir savol bermoqchiman. Parkka borganmizmi, to'g'rimi? Hammamiz parklarga borganmizmi, aylanish. Parkda bitta joy bo'ladi. Ana tirga o'xshagan joyda, faqat u yerda qo'lingizga anaqa uzunchoq narsa beradi. E mana bu joyga
qo'ylagin deysan. To'g'rimi? Balli sistema. Balli sistema. Eng balani qatti, eng katta ham o'rtasida, markazda o'sha kelib qolsa eng katta ochko yo'qadi, to'g'rimi? Jigarda ham xuddi shunaqa. O'rtasida 3 ochko, eng chetida 1 ochko. Tushunami? Ya'ni zonaga bo'layotganini sizlarga tushuntirib beraman. Mana bu zona bo'lsa. 3ta zonaga bo'linadi. Üç, iki, bir. Esna kaldık mı? Merkezde üçüncü zonu. Sağ taşkarı ikinci zonu. İyi taşkarı da birinci zonu. Esna kaldık mı? Zonanın üçün akıbı esna kaldık. Merkezde en kaldık. Hala ki oyun bile esna kaldık. Kızıl, ak, ortası da kızıl boylar değil mi? Ya şu oyun bile esna kaldık. Esna kaldık. Yani onu açıldım. İn kod taçı merkezde bulardı. Bu da uşağın uşağın. Hop, indi zonlara mı farkı var burada? İndi sizdeki sual verin. Kon kattan katka yukarıda? Periferiyeden taşkarı. Periferiyeden kaç kon keledi bize ki? Arteriyel. Aralaşma. Yani etiyelim. Hepatik artery. Portovin. Yani hepatik artery kiste olup ki turin yaptı. Portovin venus. Yani hepatik artery branch kradiyen joy var ediyor. Yani birinci kasılığını yıkık gelir. Maşı kere artıyor. Birinci bölüm. Kaysa zonu? Birinci zonu. Doğru mu? Birinci bölüm birinci zonu yıkık gelir. Yani en etkili nisbeten kestarot kop birinci zonu alır. Koyan işletiliyen alır. İkinci, üçüncü zonu ki kestarot kamera alır. Birinci bilişimiz gerekiyor. Demek birinci zonu periportal, yani triadan atrofda bo'lgan uchun portalligi yaqin periportal zone birinchisi. Ha, uchinchi zona nima deyiladi? Pericenter, ya'ni central vein atrofida joylashgani uchun pericentral zone deyiladi. Hop, ikkinchi zona intermediate, oraliq zona. Chumoq zonadan ajratiladi. Hop. Endi best oxygenated ko'p kislorod borayotgan birinchi zonaga. Chunki birinchi olinadi. Most resistant to circulatory compromise. Circulatory compromise degani daviyaga tushib ketdi. Ko'p qon yo'qotdi. O'sha payt eng kam zararlanadigan joy shu. Masalan, circulatory compromise. Yoki qaranglar, birinchisi daviyaga tushib ketdi, ko'p qon yo'qotdi. Yoki haligi aytganimizdek, muskatli jigar degan narsa bor. Hali savol berasiz, yuklarni meni kengayib ketdi, savol berasiz. Bu qachon bo'ladi? Qachonki yurakning o'ng tomoni ishlamaydi. Trikospidalni klapan regurgitatsiya. Yoki aytaylik, shu yurakning o'ng tomoni venani qabul qilmayapti. Qanaqadir patologiya hisoblanadi. Aytaylik, sistemada venoz zastoy bo'ladi. Sistemada venoz qon dimlanish bo'ladi. To'g'rimi? Uni hisobiga nima jigarda ham dimlanish bo'ladi. Jigarda dimlanish bo'lgandan keyin mana sentralni veni kengayib ketadi. To'g'rimi? Sentralni veni kengayib ketadi, sentralni venadan qon keta olmaymiz. To'g'rimi? Endi qarang, sentralni venada qon keta olmayotgandan keyin bu yoqqa ham yangi qon kela olmaydi, to'g'rimi? Sinusoidni ham kengayadi. Haligi hepatik artery yangi qonni bera olmaydi. Birinchi qon oladigan joy birinchi zona edi. O'sha birinchi zona uncha-munchaga bu yerda zararlanmaydi. Chunki yonida turibdi arteriya. Eng aziyat chekadigan joy qayerda bu yoqda? 3-chi zona. 3-chi zonaga bechoraligi qon aylanmayotgani uchun bu yoqda yaxshi qon kelmayapti. O'shaning uchun ham eng ko'p zararlanadigan joy shu. Affected first by ischemia. İşemiyede birinci uzarının enjoy. Nimaga chunki bu? Least oxygen. En kam kislorod shu yerga keladi. Tushunarli bo'ldi. Demak, muskatli jigarda birinchi bo'lib zararlanish qatti o'z muskatli jigarni ko'rganmiz. Ha, nimaga shu markazi qaroroq bo'ladi. To'g'ri? Markaz qaroroq chunki sentral nervlarning atrofidagi hujayralar o'ladi birinchi bo'lib. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, less oxygenated tushundik. Keyingisi ingested toxins. Yo'qdi, buni gaplashmaydi, ma'muriy gaplashmaydi birinchi bo'lib. E'tibor beringlar, high concentration of cytochrome P450. Mana shunaqa cytochrome P450 degan ferment bor. Bu ferment funksiyasi nima? Bu ferment funksiyasi kirgan toksinlarni zararsizlantirish. Kirgan dorilarni metabolizm qilib parchalab olish. Kirgan mahsulotdan suvni eriydigan qilib berish yoki zararsizlantirish funksiyasi shu. Demak, nima kirsa, mana dori ichamiz. E'tibor berganmisizlar mana?
ven orqali yuborsa, masalan 500 grammni kiradi 500. Og'iz orqali 500 ichilsa, kiradi 70 100 yo 50 yo 20. Chunki ichakda va jigarda parchalanib ketadi. To'g'rimi? Jigarda bir o'tkazib bo'ladi. Nima orqali bo'ladi? Ko'proq inkot ko'p ishtirok etadi bu yerda. Sitoxrom B4. Eslab qoldingiz shuni? Endi bu ferment eng ko'p qatta ekan jigar hujayralari. Eng ko'p 3-chi zonada ekan. Ya'ni sentral venaga yaqin joylashgan hujayralarda eng ko'p ekan bu ferment. Tushundingizmi? Endi mana shunaqa to'g'ri ferment ko'p, lekin e'tibor beringlar. Most sensitive to metabolic toxins. Endi taksili keldi. Hali etanol etilo rifampin degan antibiotik bor, dori etilo yoki etilo biz ichgan paratsetamol. Paratsetamolni ta'sir qiladigan dorisi acetaminofen. Acetaminofen. Bu haligi paratsetamol targ'ovi nazvani, sotuvdagi nomi. Acetaminofen ta'sir qiluvchi modda. Tushunarli? Paratsetamolni SNGdan tashqarida hech kim tanimaydi. Paratsetamolni SNG taniladi. Bulgariya, Qirg'iziston, Qozog'istonda paratsetamol taniladi hamma. Chunki Rossiyada, Belarusda ishlab chiqariladi. Va acetaminofen desak, hamma taniydi. Chunki butun adabiyotlarda, amerikan adabiyotida paratsetamol topamiz. Panadol deb hisoblanadi. Qanaqadan chiqadi? Otimda Fransiyani kelishmasam, sanaqlik. Aytmoqchi bo'lgan targ'ovli nazvaniyasi paratsetamol ta'sir qiladigansi acetaminofen. Buni bilishimiz kerak biz nomini. Demak, bilamiz, paratsetamol jigarga zarar. Katta konsentratsiyada ichiladigan bo'lsa, jigarga gepatotoksik ta'sir bor. Demak, mana mana shu dorini ichadigan bo'lsa, mana iste'mol qildi alkogol. Ko'p paratsetamol ichdi. Rifampin degan antibiotik ichdi yoki galantan degan anestetik gazli mahsulot bor. Endi nima deydi? Operatsiyadan oldin qilinadi. O'shada ham jigarga zararli ekan, qaysi zonasini eng ko'p zararli? Eng ko'p zararli 3-chi zona. Xo'p, endi savol. Eng ko'p zararsizlantiradigan ferment o'sha yerda ekan-da. Lekin aynan o'sha yer birinchi o'q zararli. Nimaga? Bitta o'q sezgirlik yuqori. Zararsizlantiradi. O'sha nimaga sezgirlik yuqori? O'sha zayiqlik sezib qoladi ko'p. A, metabolik, a, toksinlarni razlagach qilgan narsalarga. Qolganlarni o'tkazgan deyiladi. Unda ham yig'iladi, hammasi yig'iladi. Lekin bu qanaqadir sezgir bo'lib qoladi shu modda. Nimaga? Sentralyuli yaxshi bo'lgan. Yaxshi parchalanmagan bo'lsa, yaxshi parchalangan uchun sarg'ib bo'ladi. Patskaska. Ya'ni cetoxrom P450 ko'p bo'lgani uchun sezgir. Tushunasizmi? U zararsizlantiradi cetoxrom P450. Lekin zararsizlantirgani uchun bu yerda sezgir bo'lib qoladi. Mana hozir tushunarsiz bo'lyapti, tushunarli bo'lishi ham ma'nosi aytaman. Mahsulot tushdi, kirdi. A mahsulot kirdi. A mahsulot C mahsulot bo'lsa zararsiz, ismi. Bu A mahsulot zararsiz, C mahsulot zararsiz. A mahsulot haliga kirgan asetaminofen, paratsetamol ichdik. Zararsiz o'zi, ta'sir qilib yuradi. Va etilo C ga o'tib ketsa ham u zararsiz. Lekin orada bitti mahsulot hosil qiladi, zararsizlantiradi. Mana bu zararli. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni qoraliq mahsuloti zararli. Mana misol uchun alkogol iste'mol qildi. Alkogol buni aldigitga aylantiradi, aylanib, keyin kislotaga aylanadi, uksusning kislotaga aylanadi, to'g'ri? Uksus kislotaga aylanadi. Endi uksusning kislotasi kuchsiz kislotasi zarari unchalik yo'q. Lekin aldigit zararli, ancha zararli. Tushunarli? O'shaning uchun agar ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa, u aldigitga, u aldigit kislotaga o'tmay qoladigan bo'lsa, haligi alkogolning intoksikatsiya boshlanadi. Qusish, kuchli og'riq, qizarib ketish bor. Ya'ni confusion bularning hammasi aldigit konsentratsiyasi oshganda juda ham kuchli bo'ladi. Jigar spetsifik holat kislotaga o'tkazishga. Tushunarli? Ham B ko'payib ketib qoladi. Xuddi shunaqa paratsetamol va boshqa mahsulotlar ham shu. Endi savol, demak 3-chi zonada bo'libdi. Chunki 3-chi zona A'dan B'ga ko'p o'tkazadi. Tushunarli bo'ldi. Birinchi etap eng ko'p 3-chi zona bo'ladi. Shuning uchun ham B'ni C'ga o'tkazishga ulgurmay qoladi. O'sha zararli bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Umumiy tushuncha. Har bittasini spesifik fermentlarni keyin gaplashamiz.
Xo'p. Nima kerak? Ha, ha, boshqa firma. Yo'q, bu vaqti boshqa firma. CTHRM 450 bu anaqani firma ekan, oilasida katta firma. Mana qanaqa narsa, siz aytayotgan alkogol degidirganingizda aynan o'sha alkogolni etilib o'g'irilgan. Demak, uni xaridayotganda spesifik fermentlarni lexinga o'tamiz. Ya'ni alkogol o'tishlarini o'rganamiz. Xo'p, keyingisi, agar biz kokain iste'mol odam kokain iste'mol qilgan bo'lsa, eng ko'p zararlidir birinchi zona. Kokain intoxication zararlidir birinchi zona. Xo'p, bunga yulduz qo'yib turamiz. Hozir yulduz qo'ygan joyimiz bilishimiz kerak bo'ldi. Ham yellow fever, cocaine intoxication bilan keyin gaplashamiz. Hozir kerak emas bu. Tushunami? Hozir bilishimiz kerak bo'lgan joy shu. Xo'p, alkogolning gepatit bo'yapti 3-chi zona. Chiqardi bu. Alkogolning gepatit. Xo'p. Mana haliga zona. Ya'ni 1-chi zona, 2-chi, 3-chi zona chiqardi, to'g'rimi? I e'tibor beringlar, mana manda sinusoid. Sinusoid qattiq qon olyapti, portalli venadan va hepatik artriyadan. Ikkalasi aralashyapti. Ko'rasizlar? I mana sinusoiddan ichida mana hujayra bor ekan. Bu hujayraning familiyasi nima ekan? Kuffer hujayra, to'g'rimi? Mana qani Kuffer oti familiyasi makrofag. Ya'ni makrofaglar oilasi. Demak, Kuffer hujayra. Undan tashqari, mana bu sinusoid, mana manda imanda gepatitit. Mana orasi dissey bo'shligi bor, o'tdi mana hujayralar bor ekan. Bu hujayra ito, yoki ikkinchi nomi satelit hujayra. Yaqinchilik. I yo'nalishi qariga o't yo'li bu yoqqa qon sentralni menga. Buni yaqinchilik. Xo'p, i zonalarni bilib oldinglar. Savol bormi shu yoqqa? Ana triadalar faqat shu anomi burchaklarda bo'ladimi? Triada mana mana shu triada. Burçaklar. Bitti. Şu ne kadar altı da burçaklar. Ha. Tamam. Tamam. Bu hücreler. Aha. Vitamini sintezleri. Topli. Ha, topli. Ha. Ha. Zahranla inendi. Yok. Aynen yok. Allah'a da Allah'a da ikide funksiyon. Allah'a da Allah'a da. Hücreler zahran. Anlaka nasıl de? Bitti. Bu konu nasıl yaptı? Ne demek? Cigar ozu kupaymıydı değil mi? Kupaymıydı. Hozir tinch turgan ko'paymayapti. Qachon ko'payadi? Qachonki zararlansa ko'payadi. Qachonki qaysi hujayra o'lsa ko'payadi. Savol qayerdan biladi o'rganmi? Chunki hujayrada o'sma hujayra, sog'lom hujayra, o'sma hujayrasidan farqli o'laroq mana bu funksiyasi bor. Hujayra hujayraga tegib turibdi, to'g'rimi? Tegib turibdi bir-biriga. Tegib turganda ko'payishni blok deydi. Devor tegib turgan. Tushunali? Hujayra o'ldi. Bo'sh bo'lib qoldim. Ko'payish simvol hisoblanadi. Undan tashqari kelon degan boshqa moddalar ham bor, boshqa faktorlar ham bor. Undan tashqari yana hujayra-hujayrani boshqaradigan faktorlar ham bor, parakrin boshqaruv. Undan tashqari asosiy faktor shu. Ya'ni nima qildi? Hujayra nimaga kelib turibdimi? Ko'payish blokidan. Mana mana shu narsa o'smida yo'q. Ya'ni o'smida mana mana shu tegib tursa ham yana o'sib ko'payib ketadi. Tushunali? Buni qanaqa biz bilsak bo'ladi? Petri kosacha olamiz. Petri kosacha. Hujayrani ko'paytiramiz. Teri hujayrasi, o'z jigar hujayrasi. Ko'payganda mana mana shunaqa bir qavat bo'lgandan keyin bo'ldi, to'xtaydi ko'payishni. Men mo'zuqa modda bersa ham silliq bo'ladi, bo'ldi. Bir qavat ko'payish to'xtadi. O'sma hujayrasichi? O'sma hujayrasi mana bunda nomli bo'ladi, ustun-ust o'sib ketadi. Ustiga bundan bo'lti chiqishi boshlaydi narsa. Tushunali? O'sma hujayrasining asosiy nima deydi, haligi regulyatsiyasi yo'qolganda ko'payishi. Bir-biriga tegib tursa ham baribir ko'payaveradi. Demak, ustimiz chiqib ketgan mana bu holat bo'ladi. Bo'rtib chiqish. Bir qavat bo'lmaydi o'sha. Bu tyumor. Asosiy hujayrasi. Bu healthy cells. Xo'p, tugadi.